Merhabalar efendim. Rüzgarlı bir Bodrum gün batımından herkese merhaba diyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten hava burada güzel ama bayağı bir rüzgar var. Marina sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün ne diyoruz biliyor musunuz? Bodrum'da bir güzel, Bodrum'dan daha güzel. Kim mi? Özge Özberk. Hoş geldin Özgeciğim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz de çok zarifsiniz her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ederim. Woman TV'yi çok sevdiğini biliyorum. Bizimle olmaktan hoşlandığını biliyorum. Bir kez daha davet ettim. Kırmadın, geldin. Ayağına, yüreğine sağlık diyorum. Programa, Bodrum'a kattığın kadar programa da bir güzellik kattım. Çok bir hava kattım. Ederim. Nereye giderseniz oradayım. Ay, her şeyin yanınızda. Canımsın, canımsın. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Özgeciğim, Bodrum'dasın. Her yaz Bodrum'a geliyorsun. Hı-hı. Güzel oğlunla beraber. Yaz nasıl geçiyor? Biraz o Bodrum günlerini anlatır mısın? Güne nasıl başlıyorsun? Neler yapıyorsun? Tatil senin için ne demek? Evet, ben Bodrum'da yazlıkçıyım. Okul kapanıp gelip okul kapanma açılmadan bir gün önce dönenlerdenim açıkçası. Seviyorum burada yaşamayı aslına bakarsanız. Kışın çok fazla gelemesem de yazın burada olmak bana çok iyi geliyor. Neler yapıyorum? Tabii ki bol bol yüzüyorum. Pazara gidiyorum. Ay ne güzel. Evet, hani Bodrum'da yaşayan insanlar gibi, normal hayatlarını burada geçiren insanlar gibi anında adapte oluyorum. Sabah erken mi kalkarsın? Sabah erken kalkınca? Kalkıyorum. Yaklaşık 7.30 gibi, 8'e çeyrek kala gibi mutlaka bayağı erken. Kalkıyorum. Evet. Yürüyüşümü yapıyorum. Ona da bu sene başladım. Normal şartlarda çok fazla spor yapan biri değilim. Yoğun iş tempomuzdan dolayı. Maalesef çok tabii. Çok fazla vakit ayıramıyorum. Ama bu sene değişik bir ruh halindeyim açıkçası. 7.30 olduğu zaman balkondan bir bakıyorum. Ya ağaçlar, muhteşem bir hava, doğa, mis gibi bir oksijen. Kuş yani, sesleri. Kuş sesleri. Gerçekten yaşamak lazım. Gerçekten yaşamak lazım. Yaşadığına şükrediyorsun, evet, değil mi? Evet, her seferinde, her erken kalkışımda uykuyla geçirilen zamanın böyle bir yerde yaşıyor olduktan sonra boşa geçtiğini düşünüyorum uyuyarak. Dolayısıyla kalkıyorum, hemen spor pabuçlarımı giyiyorum ve her sabah, yaklaşık geldiğimden beri işte 10-12 gün oldu, her sabah Ortakent'teyim ben de. Mutlaka bir 5 kilometre yürüyorum her sabah. Güzel. Sonrasında hemen denize giriyorum, şükrediyorum böyle bir yerde güzel. Olduğum için, doğanın içinde olduğum için ve evimin yolunu tutuyorum. Oğlum uyanmış oluyor. Kahvaltı bir kahvaltı, sefer. Sonra işte günün koşturması, deniz telaşı. Tatilde böyle salar mısın yeme içme konusunda? Hani bazıları ya tatile geldik artık yiyeceğiz içeceğiz der. Bazıları da hayır ben kontrolü asla kaybetmem. Yani şöyle tabii ki kışın yapamadığınız birçok şeyi yazın açık havada yapıyorsunuz. Sonuçta bir rakı balık keyfi kışın yazınki kadar olmuyor. Olmuyor değil mi? Mutlaka o keyfi dostlarla beraber çıkarıyor olmanız lazım. Çok fazla dışarıya çıkan gezen bir insan değilim. Özellikle hani kendi küçük çevremizde, eşimizle, dostumuzla ev sohbetleri. Ev sohbetleri aynen öyle. İşte ne bileyim bir mangaldı, bir şeydi ne ama güzel. Mutlaka balığımızın bol yendiği günler geçiriyorum. Yani yaz demek zaten keyif demek, rahatlık demek. Çok fazla salma söz konusu değil. Ama yazın da hakkını vererek dolu dolu da yaşamak istiyorum, yaşıyorum. Yaşamak gerekiyor. Ne güzel. Evet. Peki sence ünlüler neden Bodrum'u tercih ediyor? Vallahi bilmiyorum. Bu sene Bodrum'dan daha fazla Çeşme'nin galiba popüler biraz, olduğunu evet, düşünüyorum. Sene. Aslında oraya daha büyük bir kayma var. Alaçatı falan. Evet, bu mi? Sene Bodrum aslında çok dolu değil. Bodrum'un kendi içindeki o karmaşası da yok oldu. Daha çok buraya kaydı. Aslında Yalıkavak çok fazla etkilendi bu durumdan. Çok hareketlendi. Güzelliğinden diyeyim. Muazzam bir marina ortaya çıktı son zamanlarda gördüğümüz marinalardan ya da yaşadığımız Bodrum hayatından başka. Evet. Çok kalabalık oldu bir yandan baktığımızda, evet. Ama neden tercih ediyorlar derseniz ben hani kendim bildim bileli buradayım, yazlık olarak buradayım. Hani gelip de 10 gün tatilimi geçireyim ve çok izole yaşıyorum ben burada. Öyle çok fazla da işte Bodrum'a gece geldi. Gece hayatına çıkayım. İşte flash durumu da olmadığı için. Hani niçin tercih ediyorlar derseniz benim en yakın dostlarımla aynı yerde yaşıyoruz. O yüzden ben dostlarımı tercih ediyorum.
yazlarımı geçirmek için. O yüzden de çok keyifli geçiyor. Çok keyifli geçiyor. Evet. Bodrum Bodrum. Ne olursa olsun. Değil mi? Evet. Yani bir İstanbullular için özellikle Bodrum'a gelmeden yazı bitirirlerse o yaz yaz gibi geçmiyor sanki. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Bir de şeyi merak ediyorum ben, bu yani Özge Özberk'in gözünden. Şimdi Bodrum, Alaçatı vesaire, böyle yaz geldiği zaman o plajlarda bir Maya defilesi izliyoruz adeta. İşte takılar, şeyler, pareolar, şapkalar, gözlükler, aksesuarlar, ilginç mayolar filan. Baktım yani tatil böyle mi olmalı? Yani plajda bile bu kadar böyle şık şık olmalı mı, yoksa biraz daha mı rahat olmalı? Özge yani Özberk'in gözünden. Onu çok plaj diye adlandırmayalım. Yani öyle giyinip de plaja tabii ki öyle gidilmez. Yani full takılarla, işte makyajla plaja inildiğini ben hayatımda görmedim, yaşamadım, bilmiyorum. Yani o başka bir konsept. Yaş aldıkça sadeleşmeyi öğreniyorsunuz aslında, her şeyin ne kadar yük olduğunu. Evet, değil mi? O makyaj malzemelerini bir yerden bir yere, evet zamanında hani çok taşıdık ama şimdi kendimize iyi gelen yaz ortamında sadece böyle ufacık bir bronz ten, belki o da güzel korumalarımızla sonradan alınmış bir bronz ten ve belki bir ruj, bir parlatıcıyla hakikaten en güzel güzelliğin sadelik olduğunu yavaş yavaş anlıyoruz. Anlıyoruz, evet, değil mi? Zaten rahatlık. O takılarla nasıl yanılır ki pijamalı, böyle aralardan güneş girdikçe o takıları çıkarınca nasıl oluyor bu bronzluk? Bilmiyorum, yani ben de bakıyorum. Takı izleriyle. Takı izleri, ilginç maya şekilleri, hani çıkarınca falan böyle bir garip, bilmiyorum, şey gibi olacak. Dövme gibi bir şey çıkacak bence ortaya. Bence araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. O nasıl bir ruh halidir? Bir bakmak lazım. Bana çok uzak. Neyse, bilemiyorum. Bu arada kaynattık. Herkes nasıl mutluysa, herkes nasıl mutluysa öyle. Tabii ki, yaşasın. Tabii ki bizi ama, ilgilendirmiyor. Evet. Ama yük. Yük yani, yük, hani evet. Biz kendimiz kız kıza burada biraz evet, şey yük. Yaptık. Aynen. Peki bunları yaptık, geçik yaz dedik, mayo dedik filan ama Özge Özberk'in bu sene muhteşem, benim de izlediğim harika bir oyunu vardı. Müthiş evet. Bir sezon geçti. Bu devam edecek mi, ediyor mu, ya da turneler falan var mı? Bodrum'da sahneleniyor mu? Evet, gerçekten biz Aralık ayında başladık. Muhteşem bir sezon geçirdik dediğim gibi. Açık aile oyunumuzla. Açık aile muhteşem. Bu kısa sürede çok güzel ödüller de aldım ben. Öyle mi? Bir yeni evet. Ödül gelmiş galiba. Evet, İsmet Kuntay. Kutluyorum. Evet, en iyi kadın oyuncu ödülü aldım. Bu da 2 gün önce tebrik ediyorum. Oldu daha doğrusu. Kasım ayında yapılacak ödül töreni. Nasıl mutlu oldum. Gerçekten yani hak edilmiş bir başarı. Çok çalıştık. Sen de seyrettin, evet. Biliyorsun. Gerçekten 3 ay gece gündüz çok büyük araştırmalar yaparak, çok büyük özverilerle çalıştım. Ekip arkadaşım Kubilay Pembeklioğlu, partnerim. Bunun yanında Çağlar, sevgili Çağlarımız, yönetmen yardımcımız, Dersu keza öyle. Gerçekten çok istedim ben bu oyunun çok iyi olmasını. O yüzden hiçbir şeyden ödün vermeden, gecemi gündüzüme katarak gerçekten çok çalıştım. O kadar belli ki ma. O kadar belli ki. Yani gözüm parlıyor. Hani her yerde mümkün olsa da, hani gelseler ve her gece oynasam bir yerde, bizim eve gelseler oynasam, işte evinize geleyim oynayayım. Sürekli bir oynama ihtiyacı ve herkesin duymasını, görmesini, bilmesini istiyorum oyunun. Çok da keyifli bir oyun. Evlilik üzerine yazılmış bir oyun. 80'lerde Dario Fo'nun eşiyle beraber yazdığı bir İtalyan halk oyunu aslına baktığımızda. 80'lerde geçen hikayeyi anlıyoruz ki günümüzde hiçbir şey değişmemiş. Evlilik üzerine yazılmış bir oyun. Çok da güzel geçti. Turneler şimdilik başlıyor önümüzdeki haftadan itibaren. Başlayacak evet, mı? Bu hafta sonundan itibaren başlıyor turnelerimiz. Çok da yoğun geçecek diye düşünüyorum. Açık havalarda oynayacağız. Nerelerde oynayacaksın? Mümkün olan bütün açık havalarda. Yukarıdan işte başlayıp Aktur'dan Ayvalık'a, işte Denizli'ye, aşağılara doğru. Akdeniz'e doğru. Akdeniz'e doğru bir İlkini bir duyuralım mı buradan? İlk şu an bugün yarın hemen kesinleşecek. Onunla ilgili zaten mutlaka ben de sosyal medyadan bunu yayınlayacağım. Haberimiz olsun, biz de duyuralım. Mutlaka buradan. Evet, aynı zamanda Bodrum'da da görüşmelerimiz devam ediyor. Öyle mi? Ben de çok istiyorum Bodrum'da oynamak. Lütfen oynayın, evet. Evet, böyle bir yoğun yaz programımız inşallah yeni sezonda da devam edeceğiz aynı zamanda. Bol ödüllü oyunumuzu da yeni sezonda izlemeyenleri de buradan davet ediyoruz. Valla ben de izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Özge Özberk'i dizilerden izleyen
dizilerde ona hayran olan izleyicilere özellikle diyorum ki gidin tiyatro sahnesinde görün, başka bir kadını göreceksiniz. Çünkü. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Çünkü Özge Özberk'i genellikle dizilerde hep iyi kadın ama ezilen, hep ağlayan, savaşan. Geçenlerde Ayça Bingöl gelmişti. Aynı şeyden o da muzdarip. Şöyle dedi, ya bu ülkede iyi bir şey yaparsınız, üzerinize yapışıp kalır, hep aynı şeyler gelir. Ne yapalım, hani geliyor, oynuyoruz. Doğru. Ama ben mesela Özge Özberk'i bir komedide görmek istiyorum. İşte gidin görün. Gidin görün nasıl güldürüyor. Nasıl farklı bir kadın. Ama ekranda da görmek istiyorum. Bir şöyle şimdi tabii falan. Şöyle bir durum var. Bunu da buradan söyleyeyim ben. Yaklaşık işte bu sene 25. yılım olacak benim Aralık ayı sonunda. Maşallah. Evet. Baktığınızda toplamda yaklaşık 20 senedir ben televizyondayım. Şimdi dramanın içine doğdum artık. Dramanın içinden dışından çıktım. Şimdi her drama projesi bittikten sonra bütün ekip arkadaşlarım, yönetmenlerimiz dahil mutlaka ama mutlaka benim komedi yapmam gerektiğini söylüyorlar. Şimdi drama ile bilinip tanınıp sizi evinize konuk alan izleyiciye başka türlü sizi kabul ettirmek çok kolay değil. Ayça'nın da söylemek istediği o. Seyirci, televizyon seyircisi özellikle sizi bir kalıba soktuğu zaman evimizin işte iyi kızı ya da kötü kadın karakteri ya da işte ne bileyim dominant başka bir kadın. Onun dışında görmek biraz yadırgatıyor aslında baktığınızda. Dolayısıyla bu farklı karakter oynadığınız zaman dizilerde yanlış kast olarak addediliyor. Mesela benim kötü bir kadın oynuyor olmam ya da işte bambaşka komedi oynuyor olmam. Komedi için konuşacak olursak gerçekten beni tanıyan birinin yazması gerekiyor. Ama dramayla bildikleri için hep dramadan televizyonda devam ediyorum. Ama Kubilay benim işte partnerim En Son Kalbimdeki Deniz'de birlikte oynamıştık onunla. Şehir evet. Tiyatrolarının çok iyi bir oyuncusudur kendisi. Şeyin eşini oynamıştı değil mi? Yeşim Ceren Bozoğlu. Yeşim Ceren Bozoğlu. Oynamıştı. Evet, evet. Ve o beni tanıdıkça o bana getirdi açık aile oyunu. Öyle mi? Özge dedi yani bir oku bakalım ne hissedeceksin. Zaten okuldan Dario Fo oyunlarını biz biliyoruz. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki oynadığımız oyunlardan. Dolayısıyla Özge'cim bir bakar mısın dedi. Yani biliyorum dedim, heyecanlanmaya başladım, okudum. Ve sürekli beni arıyor. Özge ne hissediyorsun? Neyse dur, dur diyorum, kapatıyorum. Ve en sonunda aradığında oyunun repliğinden bir bölüm söyledim. Dedi ki oldu bu iş. Evet dedim oldu, hadi başlayalım. Yani onun benim enerjimi bilmesi gerekiyor aslında. Yazan kişinin. Değil mi? Hakikaten de Dario Fo bilmiş, Antonia'yı yazmış bana. Yazmış ama nasıl güzel bir çok da güzel Antonia yazmış. Performansı. Şimdi yazmış derken geçen gün sosyal medyanda Çağan Irmak'la fotoğrafını koymuşsun. Onu gördüm. Çağan Irmak da yeni projelerle uğraşıyor. Yoksa böyle bir şey var mı? O projelerde beraberlik falan merakımdan soruyorum biz, yani. Biz özleştiğimiz şey için bir araya geldik. Evet onun çok güzel projeleri geliyor yolda. Hakikaten çok keyifli bir projeye Eylül ayında başlayacak. O kadar söyleyeyim. Evet ama peki, muhteşem yani. Peki. Hakikaten çok güzel hikaye. Güzel bir şey bekliyor. Evet. Biz de merakla bekliyoruz. Peki Özge Özberk yeni sezonda ekranda olacak mı? Böyle bir şey var mı? Sahneyi biliyoruz. Şimdi o devam edecek. Tiyatro devam edecek. Şu anda geliyor projeler. Okuyorum. Ama tabii her zaman çarpmıyor kalbiniz ve en doğru proje, en hızlı sizin kalbinizi çarptırdığı proje. Henüz daha kesinleşmiş bir şey yok. Yani daha şey olmadım, henüz çarpmadı daha. Bu benim demedin yani. Daha bu benim demedim. Evet. Ama bakalım. Umarım inşallah, ben de güzel bir kadın hikayesi bekliyorum inşallah yeni sezona. Evet. Şimdi artık her şey dijital platforma kaydı ama tabii ki insanlara çok daha kolay ulaşmanın yolu tabii ki televizyondan geçiyor. Tabii ki. Dolayısıyla ne kadar çok kişiye ulaşırsak oyunumuzu da o kadar çok kişi seyretme imkanı bulacak. Tabii kadar o çok oyunu zaten ki o gitsin yani lütfen. Dizi de olsa o devam etsin inşallah. Bir şekilde. Evet, çünkü gerçekten herkesin izlemesi güzel gereken. Güzel bir proje bekliyorum. Özellikle evlenmeyi düşünenler hani evlenip de ya niye evlendim diyenler filan değil peki mi? Peki ben size şeyi anlatmış mıydım? Geçen program yaşamış mıydık? Oyunun sonunda bir çocuk kıza evlenme teklif etti. Yok anlatmadı. Sanırım Bursa turnesinde olabilir. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya da Eskişehir olabilir. Yanlış hatırlıyorsam şu an bilemedim.
Oyunun finalinde çocuk geldi bize söyledi ve yaprak gibi titriyor. Ben böyle bir şey yapacağım, eğer izin verirseniz sizin sahnenizde evlenme teklif etmek istiyorum. Biz de dedik ki daha doğru bir yer olamaz. Evlilik üzerine zaten hikaye ama oğlum dedik sonunu bekle, ondan sonra bakalım kabul edecek mi kız etmeyecek mi? Ha, o da belli değil. O da belli bakalım. Değil. Yani çok uzun zamandır birliktelermiş zaten. Ya oyun bitti. Hani sürpriz bir final var ya oyunda. Evet. Çocuk çıktı gerçekten de sahneye. Ve işte çağırdı müstakbel eşini. Kubilay dedi ki bak kızım dedi oyunu seyrettin emin misin? Hala evlenmeyi düşünüyor musun? Kız evet diyor bağırdı. Ay. Alkış kıyamet. Bizim oyunda böyle oyuna rağmen. Güzel bir şey ona rağmen. Oyuna rağmen evet. Evlilik teklifini ama kız kabul bu da şey herhalde değil mi? Hani aşkın gözü kördür ya da aşk ferman dinlemez. Ne dersen de iki gönül bir olmuşsa herkes evlenirken şey der. Ya bizimki başka olacak. Yani kötü örnek değildir. Evet. İnşallah herkes mutlu olsun. Tabii ki. Ama o evliliği de korumak lazım ya. Yani o çok değerli bir şey. Mutlaka. Kolay değil tabii ki. Yaratılış olarak bir erkek ve bir kadının farklı karakterler hani aslında çok daha iyi yürütür ilişkiyi derken birbirini anlamak aslında püf noktası diye takım çıkıyor olabilmek. Ortaya. Takım olabilmek. Biz olabilmek. İşte. Tabii birlikteliğin yani, anlamı zaten o bir olabilmek. Biri, sen ben girince o işin içine zaten evet. Maalesef, oluyor. Maalesef. Peki bu turneler başlayacak dedin ya. Hı. Turnede Leo'yu da getirecek misin yaz olduğu için? Var mı öyle bir şey? Şu ana kadar hiç Leo'lu bir turne yaşamadım. Bundan en son zaten 4 sene önce Aşka Yüz Çadım oyunu oynamıştık. Tiyatro oyunu Nedim Saban'ın Tiyatro Kare ile beraber. O zaman Leo çok ufaktı tabii ki. Şimdi büyüdü. Aslında çok da keyifli olur. O da benimle belki gelebilir. Bir gezer, şehir görür. Evet tabii ki. Yani bizim zaten onun hayalimiz. Önce bir Türkiye'de en sevdiğimiz yerleri göreceğiz. O da çok seviyor. Gezmeyi. Beraber olduktan sonra tabii ki. Ne güzel. Yani inşallah gelir. Ne güzel. Evet. Peki bahçeyle falan da uğraşır mısın? Yani yazın böyle bayılırım. Mutfak, bahçe falan. Bayılırım. Mutlaka. Bir tek şu mevsimlik çiçeklerin durumunu biraz çözemedim. Çünkü her sene yenilemek gerekiyor. Çok üzülüyorum. Böyle kasa kasa mevsimlik çiçekler alıp işte mevsimlik yani adı üstünde. Onlara çok üzülüyorum. Her sene yeniliyorum. Bundan önce oturduğum evde koskocaman bir bahçe vardı. Ve o bahçeye ben çok böyle meyve ağaçları diktim. Çiçek sebze görmeyi falan. Çok seviyorum. Yeşillik görmeyi. Sebze tabii arkaya küçük bir bostan yaptım. Sabah böyle hani tabii, toplayıp tabii. Yiyeceğim. Benim annem babam da... toprak insanları her sezon başı mutlaka Nisan ayında giderler domateslerini biberlerini alırlar ve bütün siteye o biberler zaten çılgın gibi. İnanmıyorum. Sabah ay, uyanırsın güzel. Milyonlarca biber toplarsın sabah yine aynı şekilde fışkırır. Gerçekten ertesi sabah uyandığınızda o parlayan domatesi görmek insana çok acayip bir ruh hali kazandırıyor. Çok keyifli bir şey toprakla uğraşmak. Peki mutfak? Terapi aslında. Mutfak? Onları toplayıp böyle yaz yemekleri falan yapar mısın? Çok kendine seviyorum. Özgü. Mutfakla uğraşmayı da çok seviyorum. Toprakla uğraşmayı da çok seviyorum. İşin içine tazelik, sebzeler ve mevsimlik dediğimiz her şey girdiği anda çok büyük keyif alıyorum. İnanılmaz bir mısır manyağıyım mesela. Hani mısır. 20 tane mısır haşla yazın. En büyük şey yaz deyince benim aklıma haşlanmış mısır gelir. Bu sıcakta nasıl lezzetli. Yersin? Mantı ve mısırı çözmüş değilim mesela. Hakikaten yaz deyince hani mantıcılar deli gibi dolar. O sıcakta o mantı nasıl yenir? Ama yeniyor. Ve muhteşem de yeniyor. Hakikaten ya. De yeniyor. Mısır da öyle. İlk gün Erdal Özyağcılar ve ailesi Güzin Özyağcılar, Zeynep de vardı kızları. Erdal Bey bize bir yemek tarif etti. Bir balık köftesi. Ya ağzım sulandı. O kadar güzel yapıyormuş ki. Senin böyle minik bir şeyin var mı? Sana olmaz özgü. Mı? Bir tarif eder hatta misin? Hatta dün hadi. Yaptım. Çok sevdiğim bir arkadaşımın doğum günüydü. Doğum gününde böyle bir şey yapılır mı? Hani herkes bir meze yapıyor. Turşudan kapuska yapıyorum ben. Turşudan tam kapuska. Bir evet tam bir rakı mezesi oluyor. Oo. Evet. Hani lahana pişirirsiniz kokar eder çok yanaşmazlar ama bu bir Trakya yemeği. Ben de anneannemden, annemden hani gördüğüm, en sevdiğim ve yapmaktan keyif aldığım şey. Hadi o zaman biz de... Çok basit bir şey zaten. Lütfen kalem, kağıtları alın. Özge Özberk'ten. Hatta ismini kapuska olarak kullanmayalım dedi çok yakın arkadaşlarım. Buna daha böyle yazlık güzel bir isim. Çünkü kapuska dediğin zaman çok kış da... Kış geliyor aklına. Evet, sempatik olmuyor hem kokusundan dolayı ama... İşte efendim lahana turşusunu alıyorsun.
ince ince küçücük küçücük doğruyorsun. Böyle bir sudan geçiriyorsun. Tuzu tamamen gidiyor. Sonrasında soğanı işte bir döndürüyorsun. İçine acı biber salçası mutlaka. Acı biber. Evet. Neredeyse işte bir avuç pirinç ve turşuları koyuyorsun. O güzelce dönüyor ve üzerine yaklaşık neredeyse ben çok acı sevdiğim için yine böyle bir avuç dolusu pul biber atıyorsun ve zeytinyağı, bol zeytinyağında onlar böyle bir dönüyor. Sonra üstünü kapatacak kadar sadece su. Tatlı ekşi soslu bir lahana oluyor. Bir İnanmıyorum muhteşem ya. Muhteşem bir tat. Muhteşem. Sabah kahvaltıda da yeniyor. Rakının yanına da yeniyor. Ne kadar çok rakı dedim bu arada ben. Ama ya Bodrum lütfen. Evet. İşte meze olarak çok yakın arkadaşım var. İşte Özge'cim ya ne olur bir kapuska der yaparım götürürüm mesela. Hakikaten yazın her türlü sofraya koyulacak. Kışın da yapıyorum ayrı. Mutlaka yapacağım. Hani sevenler denesin. Çok da değişik çok lezzet. Da kolay. Çok kolay. Basit. Çok basit. İyice kolay. Tuzu gidecek mi yani? Sıfır tuz mu? Ne kadar bekleteceğiz suda mesela? Ben böyle bir iki sudan geçiriyorum. Ha, sudan geçir. Bekletmiyorsun evet, bekletmiyorum. Yani. Ha, bayağı bir tuzu evet, gidecek. Ekstradan tuz koymuyorum ama bol önemli olan o acı biber salçası ve o pul biberini koymak mutlaka işte biraz da pirinç onu biraz şey hale getiriyor. Kıvamlı hale getiriyor zeytinyağını. Ne güzel çok ya bir güzel. Misafir geldim benim de böyle turşu turşu diye bir içelim ağzı evet çok güzel meze olarak pratikte olduğu için bir misafir falan geldi mi evet. Hemen tık tık en önemli yap. Şey kokmuyor işte o lahana kokusu olan. Yok değil mi evet. Ne kadar güzel ben ilk defa duydum evet. Turşudan böyle bir yemek olduğunu evet. İlk defa duydum peki şey dedik ya hani yazın her şey bir farklı oluyor bir başka oluyor diye. Yazı aşk da farklı mıdır acaba? Yaz hep düşünmüşümdür hani aşkın yazı kışı olur mu? Yaz aşkları filan. Bahar ayları gevşer yayları denir doğru aslında yaza geçişin habercisidir aslında baktığınızda aşk. Tabii yaz güzel yaşanır aşk olduğu zaman daha keyifli hale gelir. Güneş batımı, gün batımı daha güzel hale gelir. Gençliğimizden, çocukluğumuzdan daha doğrusu gençliğimizden hatırlarız genç, sabah güneşin doğuşu işte atıyorum kumsalda böyle 20 kişi oturup gün doğumunu ilk hani sabahladığımız evet. Zamanlar yazlara hep denk gelir. O yüzden yazın tabii ki çok daha keyiflidir. İnsan yüreği bir daha kıpır kıpır olur. Her yaşta hangi yaşta olursa olsun değil mi? Evet yazı kışı tabii ki yoktur ama yaz daha keyifli olabilir bence. Peki sen şey misindir hani kimi yazı çok sever kimi kışı hani ben yazcıyım ben sıcağı severim. Sende de var mıdır öyle bir şey? Ağustos doğumluyum ben de. Aslan Burcu. Evet Aslan Burcu'yum. Tabii yaz benim için çok daha olmazsa olmaz. Evet çok kar daha şinir neşir olmayı çok sevmem üşümeyi de çok sevmem. Ama bu sene üşümeyi göze alarak çok güzel bir hayalim vardı. İnşallah bu kış onu gerçekleştireceğim. Kuzey ışıklarını görmeye gideceğim. Evet. Ve kuzenimin rehberliğinde Burak Özberk, kuzenim Türkiye'de bu durumu en iyi bilenlerden, çok iyi bir tur rehberi. Ay ben de çok istiyorum gidelim. Ya onu. Vallahi gelirim. Gerçekten gidelim. Fotoğraf da çekiyorum ben biliyorsun. Muhteşem. Onları bundan daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ben de bunu böyle son bir hafta falan karar verdim. Hemen kuzenime söyledim bu durumu. Dedi ki hemen yani. Hani çok soğuk olur mu, donar mıyız? İşte o şeyden bahsetti. İşte o gün doğumlarının daha teknik bir ışık durumlarından dolayı sadece -5'e kadar bir şey engelliyormuş onun o kadar dondurucu soğuk olmasını o ışınlar bir şeyler artık bilmiyorum neydi hepsini öğreneceğiz gidince. Öğreneceğiz evet. Dolayısıyla sadece -5'e kadar bir soğukluk oluyormuş ama hakikaten yani giyiniriz şöleni, canım yani evet, ne yapalım. Evet giyiniriz ne olacak bir eldiven bir atkı. O güzelliği o doğayı izlemek evet, değil mi? Evet. Hep ben de fotoğraflardan giden fotoğrafçı arkadaşlardan onların karelerinden hayranlıkla izledim ama evet. Bir de onu yaşamak. Yaşamak değil mi? Evet. Ne kadar güzel olur. Böyle bir inşallah hediye vereceğim kendime. Hani kış deyince direkt bu geldi aklıma ama dediğim gibi yaz çok daha keyiflidir her zaman benim için. Ama gerçekten. Evet. Yazın keyfini biraz daha yaşayacağız ama kısa bir ara verelim. Tamam. Belki rüzgar da biraz hafifler. Saçma bir toparlanalım biz. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız yine.